Çok değerli KonTV izleyenleri, bir Sözden Öze programına daha hoş geldiniz. Efendim, öncelikle Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun, programımız hayırlara vesile olsun efendim diyerek sözlerimize başlayalım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğum ve çok güzel bir konumuz var. Değerli izleyenler, bu hafta inşallah Hazreti Peygamberimiz ve onun sünneti üzerine konuşacağız. Program konuğum ise çok değerli hocam, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Zekeriya Güler hocam. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olasınız. Değerli hocam, sizin Konya'da daha önce bir akademik çalışmalarınız var. Daha önce burada görev yaptınız. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne naklen gittiniz. Burada çok büyük bir etkiniz. Bizler de talebeniz olmakla şeref duyuyoruz gerçekten. Değerli hocam, bizler bu programda ilmi konulardan bahsederken aynı zamanda hocalarımızın kişilikleri bizim için çok önemli bir yer tutuyor. Biz istiyoruz ki öncelikle sizin hayatınızın önemli noktalarını ve sizi etkileyen özellikle eğitim hayatınızda, klasik medrese hayatınızda ve akademik hayatta sizi etkileyen hocalarımızı sizden dinlemek istiyoruz efendim. Buyurun. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Her şeyden evvel çok değerli seyircilerimizi Tahiyyetül İslam ile Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selamlıyorum. Allah'a hamdü sena ediyorum. Resul-i Ekrem'ine aleyhissalatü vesselama salatü selam ediyorum. Ve bihi nesta'in diyorum. Efendim, isterseniz hasbihale başlamadan evvel bir duygu ve düşüncemi dile getireyim bu vesileyle. Buyurun efendim. Sunuculuğunu yaptığınız programın adı Sözden Öze. Sözden Öze programı doğrusu bana pek çok ayet hatırlatıyor, pek çok hadis hatırlatıyor, pek çok ulema kavli, kelam-ı kibar, hikmet-i söz hatırlatıyor. Birer tane hemen misal vererek isterseniz başlayalım. Buyurun sohbete. Efendim. Yüce Rabbimiz اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ buyuruyor. Ciddi insanlar, samimi Müslümanlar öyle kimselerdir ki kavle kulak verirler, işitirler ki kelamullah kastediliyor, hadisler kastediliyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ en güzeline de tabi olurlar. Demek ki burada sözden çok öz dikkatlere arz ediliyor. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam da pek çok ayetten ilham alarak şöyle buyurdular. Mala yani ifadesi geçiyor. Yani gereksiz sözler, fuzuli işlerden sarf-ı nazar edip ciddiyetle hayatını dolu dolu yaşayan bir insan gerçekten de hüsn-i İslam'ı yerine getiren kimsedir. Manasına gelen bir hadis irat buyuruyor. Hadisin orijinal metni şöyle. Min hüsn-i İslam'il mer'i terkuhu me la yanihi. Ma la yani şeyleri terk etmek kişinin hüsn-i İslam'ını, güzelliğini, güzel ahlakını gösterir. Onun bir belgesidir, göstergesidir buyuruyor. Bütün bu ayet ve hadislerden ilham alan bizim ulema da şu ortak tecrübeyi paylaşıyor İslam ümmetiyle. Derler ki lisanul hal entaku min lisanil makal. Lisan-ı hal yani kişilik, karakter, insanın duruşu, ahvali, yaşantısı onun konuşmalarından, sözden çok daha etkilidir. Çok daha önceliklidir. Lisanul hal entaku. Entak nutuk kelimesini biz kullanıyoruz. Çok daha fazla ses getirir. Çok daha etkilidir, fonksiyon icra eder anlamında. Hakikaten mala yani işlerle meşgul olmak, özellikle ilim yolcuları, irfan yolcuları için çok önemli bir uyarıdır gerçekten. Maruf el-Kerhi öyle diyor, bu hadisten hareketle binaenaleyh diyor. Bir insanın tevfik üzere olmasının en büyük göstergesi mala yani şeyleri terk etmesidir.
malayani şeylerle meşgul olan insan, yani dinimize, milletimize, toplumumuza, İslam ümmetine, tüm dünya insanlığına hiçbir getirisi olmayan, faydası olmayan herhangi bir söylem, herhangi bir eylem kesinlikle diyor hızlan işaretidir. Hızlan tevfikin zıttı. Aziz Kur'an'da da her iki kelime geçer. Tevfik kelimesi de geçer. Hadele, hızlan kökü de geçer. Bizim ulema Muhammed Bey, Seyyid Şerif Cürcani başta olmak üzere, hatta medrese usulü takip edilen kitaplardan hemen bidayette okunan kitaplardan bir tanesi Maksut'tur. Emsire Bina Maksut. Maksut'ta ilk sayfanın hemen sonunda bir cümle var. Allah Teala tevfik ve irşat edicidir. Evet. Oradaki tevfik tarif edilir hemen Hamiş'te. Kitabın hemen kenarında şöyle tarif edilir. Et-tevfik ibaratun an calillah fi'ale abdihi müvafikan lime yuhibbuhu ve yardahu. Tevfik demek Allah Teala'nın bir kulunun fiilini, tutum ve davranışını sevdiği ve razı olduğu şeylere muvafık kılması demektir. Başarıya ulaştırması demektir. Zannederim şöyle de ifade edebiliriz. Tevfik, kulun cüz'i iradesi ile Allah Teala'nın mutlak iradesinin örtüşmesi, mutabakat arz etmesi demektir. Biz Türkçemizde başarı kelimesini kullanıyoruz ama doğrusu zannederim içini pek dolduramıyoruz. Yani Kur'an'da geçen, hadislerde geçen tevfik veya muvaffakiyet kelimesinin hakikaten mukabili olmaktan uzak kullanıyoruz. Evet hocam, buyurduğunuz gibi gerçekten programın ismi Sözden Öze, onu dolduran gerek ayet-i kerimelerde, gerekse hadis-i şeriflerde, gerekse ulemamızın hayatında, onların sözlerinde birçok örnekleri var. Sizin ilim yolculuğunuzda hocam, özellikle bu uzun ve sabırlı ve meşakkatli bir yolda sizi en çok etkileyen kimler vardı hocam? Tabii İmam Hatip Lisesi'ni Adana'da okudum. Adana İmam Hatip Lisesi 80-81 mezunuyum. Ondan önce ilkokuldan sonra hafızlık tecrübemiz oldu. Maşallah. Yani Adana Namık Kemal Kur'an Kursu'nda, merkezi Adana Müftülüğü'ne bağlı hocalarım Erzurumlu oldu. Bekir Kurt hocamız, Cihan Kurt hocamız, emekli müftülerden. Buradan selamlarımı, hürmetlerimi kendilerine ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hak bereketli uzun ömür ihsan eylesin. Hafızlıktan sonra tabii Muzaffer Var hocamız, eski Kareysale müftüsü, Cenab-ı Hak'tan sıhhat afiyet niyaz ediyorum. O da hayatta. Hafızlığımızın 5 sayfasını onda tamamlamıştık. Ama 15 sayfasını Erzurumlu hocalarımızla. Erzurum ağzı onun için bizde hakim oldu, ağır bastı. İmam Hatip tecrübemiz oldu. İmam Hatip Lisesi'nde okurken Adana Müftülüğü bünyesinde Yağ Cami Kur'an Kursu ve Medresesi adıyla bilinen eski Adana müftüsü Cemalettin Kaplan Hoca Efendi'den hakikaten istifade ettik. Kendisine yardımcı olan Muş Bulanık ilçesinden şark usulünü bize öğreten, ihtiyar gibi kendisi Şafii olduğu halde bir Hanefi fıkıh kitabını okudan Kemal Uzun hocamız, Cemal Uzun adıyla da biliniyordu. Hakikaten Cemalettin Hoca Efendi ile Kemal Hoca Efendi'den çok istifade ettik. Özellikle Cemalettin Hoca Efendi bize Erzurum usulü, Osmanlı, Maturidi, Hanefi geleneğini bize okuttu. Yani hocalarından okuduklarını bize takrir etti. Bir de metin ezberleme geleneği vardı tabii kadim medrese sisteminde. Mesela az önce bahsettiğim Emsile, Bina, Maksut, İzzi, Merah. Onları mefhum olarak bize ezberletmişti. Daha sonra Avamil, İshar, İmam Birgibi'nin Ödemiş'te yatan Birgi beldesinde metfun ziyaret nasip oldu. O büyük Osmanlı aliminin yazdığı Gavait kitabı Avamil ve İshar. İshar'ın mesela metnini Fatiha gibi biz ezberlemiştik. Hakikaten onun bereketini hamdolsun hayatımızda da görüyoruz. Daha sonraları farklı ders halkalarında takrir imkanı da bulduk. İbn Hacib'in kafiyesini okuduk mefhum olarak. Daha sonra mesela Molla Camii ile hemhal olduk. Bilahare Telhis, Telhisül Miftah, El-Kazbiyeni'nin
Mesela ilmi mani ile ilmi beyanı metin olarak yine biz ezberlemiştik. İlmi bedi'i, muhassenat-ı bedi'iyeyi mefhum olarak aynı şekilde. Bilahare İsa Hoca metni, Muni Tullab, Nesefi metnini mesela hıfzettik. Bir gibinin yine metin usulül hadisini ezberleme imkanı bulduk. Şerhül Akaid Taftazani. Daha sonra tabi bunlarla beraber aynı zamanda tefsir çalışmalarımız devam ediyordu. Hocamız tefsir okutuyordu. Celalen tefsiri mesela 11 cüzünü Celalen tefsirinden okuduk Kur'an-ı Kerim'in. Bakara suresinin tamamını Beyzavi tefsirinden takip ettik. Notlar alırdık. Elmalı Hamdi Yazır tefsirine bakardık. Hakikaten Savi, Celaleyn haşiyesi 4 ciltlik Savi'ye sık sık müracaat ederdik. Molla Hüsrev'in Mirkatül Vusul ila İlmil Usul isimli kitabını Şerhi Mir'at'la beraber okuduk. Yani 2 yıl çalışmamız sürdü, usul çalışması. Bilhassa Molla Hüsrev'i rahmetle yad ediyorum. O büyük Fatih Sultan Mehmet'in döneminde yaşayan meşhur Hanefi fakihi, usulcüsü. Biliyorsunuz bu zatın fıkıh kitapları da meşhur bizim Osmanlı topraklarında. Mirkat'ı mesela hıfzetmiştik. Onu da hakikaten hem de yazmıştık. O zaman da fotokopi imkanı vesaire fazla yoktu. Kitaplar çok fazla neşredilemiyordu. Molla Hüsrev'in Mirkat'ını zevkle ezberledik. Hamiden limen şeyyide usulettin ve eyyede furuahu bil kitabil mübin ve musalliyen ala mukavimü sünenil yakin mücme'ine müstahsinine ala istihsani istishabihi ecma'in diyerek devam ediyor. Ahkam, edille, hatime bahsi, içtihattan bahsediyor. Bunlar hakikaten bereketli kitaplar. Molla Hüsrev, Allah rahmet eylesin, Hicri 885'te vefat etti. İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi izleri var, hatıraları var, medreseler var, camiler var. Allah rahmet eylesin. Tabi feraiz çalışmalarımız oldu, ahlak çalışmalarımız, hadis çalışmalarını medreselerimizde daha sonra hadis ihtisasına başladıktan sonra bir mukayese yaptığımızda görme imkanı buluyorum. Şimdi o günlere daldığımda diyorum ki keşke kadim medrese geleneğinde biraz daha fazla hadis ilmine yer verilebilseydi. Mesela o sıralarda Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın rahmetlinin 500 hadis-i şerifini görmüştüm, Hikmet Gonceleri. Onu okudum, bazı hadislerini ezberlemiştim. Tecid-i Sarih, Diyanet'in 12 cilt halindeki neşri, Ahmet Naim Efendi ile Kamil Miras hocalarımızın hazırladıkları. Onu mesela o günlerde, yani 80 öncesinden bahsediyorum, İmam Hatip Lisesi'nde okurken, medrese eğitimi görürken, baştan sona hadisler okuma imkanı bulmuştum. Ama bu münferit bir çalışma. Yani bir hoca gözetiminde olmadı. Bazı hadisleri özellikle hafızada kalabilecek kısa, orta halli diyelim hadisleri ezberleme imkanı buldum. Tecid-i Sarih'ten işaret etmiştik. İstanbul ziyaretimde sahaflarda Suyuti'nin El-Cem'ü's-Sagir'ini bulmuştum. Kadim bir baskı. 54'te Kahire'de basılmıştı. Üzerine de yazmışım 1976 İstanbul diye. Mesela demek ki fıtratımızda hamdolsun vardı. Yani bu bir hakikaten hamd vesilesi, şükür vesilesi. Rabbim sevdirdi hadis ilmiyle meşgul olmayı hafızlıktan sonra küçük yaşlarda. Suyuti'nin El-Cem'ü's-Sagir'ini tarama, okuma imkanı buldum. Yaklaşık 10 bin hadis var. Oradan da bazı hadislere işaret koymuşum. Elimdeki nusada kırmızı kalemle işaretler var. Bazı hadisleri mesela ezberleme imkanı bulmuştum. Onların hamdolsun hakikaten bereketini ders takriri esnasında, seminerlerde, konferanslarda feyzini, bereketini görüyorum. Hadis hıfzı gerçekten önemli. Yani Aziz Kur'an önemli. Hemen onun yanı sıra yanında Resul-i Ekrem Efendimizin aleyhissalatü vesselamın aidiyeti tespit edilen hadisleri, beyanları son derece önemli.
hafızayı güçlendirir, Arap dili edebiyatını kuvvetlendirir. Öğrencilere, lisans öğrencilerine özellikle mahfuzatın ehemmiyetini hatırlatıyorum zaman zaman. Yani mahfuzat olmadan muhakeme olmaz. Rivayet olmadan dirayet olmaz. El-Muhaddisul Fasıl isimli Beyne'r-Ravi ve'l-Vahi isimli kitabını sistematik ilk hadis usulü kitaplarından birisi olan Rama Hurmuzi'nin El-Muhaddisul Fasıl'ını telif sebebi olarak da tam da bu nokta olarak görüyoruz. Yani baktım ki diyor sadece rivayetle meşguller bazı ilim yolcuları veya hocalar diyor. Öte yandan bazıları da sadece dirayetle meşgulüm diyerek, sadece fetava naklederek, sadece akli bir takım çözümlemelerle, yeni tabirle iştigal ederek rivayet boyutunu ilmin ihmal ediyorlar. Bunu görünce şu cümleyi, şu tarihi cümleyi kitabının telif sebebi olarak mukaddimesine koymak zorunda kaldı Rama Hurmuzi. Hicri 360 vefatı 4. asırdan bahsediyoruz. Hadis ile fıkıh, rivayet ile dirayet birlikte oldukları zaman mükemmel olur. Birbirlerinden ayrıldıklarında da noksan kalırlar. Bu çok tarihi, ciddi bir söz. Yani pek çok araştırmacı veya pek çok insan, şarklı olsun, garplı olsun, bu noktayı, bu nükteyi ihmal ettiklerinden dolayı yanlış sonuçlara varabiliyorlar. İnnehüme yekmülâni izeçtema'a ve yankusâni izeftaraga şeklinde formüle ediyor Rama Hurmuzi. Salih Efendi'nin Ceride-i Salih Efendi derdik. Feraizini mesela, 40 halini okumuştuk. Bazı mevize kitapları aynı şekilde. Mesela şimdi düşünüyorum Dürretun Nasihin yerine mesela bir Tecdid-i Sarih veya Ömer Nasuhi Hoca'nın kitabı hocalarımız tarafından takip edilemez miydi? Evet. Halbuki hocamız Ankara İlahiyat mezunu, çok ciddi, üst seviyede Diyanet tecrübesi olan bir hocamızdı. Ama ben hakikaten çok istifade ettim hocalarımdan, hem Erzurumlu hem Şarklı hocalarımdan, Adanalı hocalarımdan ziyadesiyle hissedar olduk, nasipdar olduk. İyi ki onlardan istifade ettik gençlik yıllarımızda. İmam Hatip Lisesi de o yüzden çok bereketli geçti. Mesela Arapça hocamız bazen ben şöyle dinleneyim de sen kalk bir Arapça dersi anlatıver derdi. Evet. İmam Hatip Lisesi'nde bazen katkıda bulunurduk. Hakikaten çok güzel hatıralar hamdolsun yaşadık. Daha sonra tabii 82 yılında Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültelerine dönüştüğü yıl biz Konya'ya geldik. 82'de ailece geldik. 86'da mezun oldum. Hamdolsun Konya İlahiyat, Konya'nın güzel havasını teneffüs ettik. Maddi manevi açıdan çok değerli hocalarımızla müşerref olduk. Allah rahmet eylesin. Bir kısmı vefat etti. Hayatta olanlar için Yüce Rabbim'den sıhhat afiyet niyaz ediyorum. İlahiyat Fakültesini bitirince hemen yüksek lisansa başladık. Hadis asistanlığı nasip oldu 87'de. Derken 2011'e kadar Konya'da idik. 2011'in başında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen tayin edildik. Çalışmalarımızı tabii ki Konya'da tamamladık. Akademik çalışmaları, bilimsel araştırmaları Konya şartlarında yaptık. Elbette yurt dışı imkanlarından istifade ettik. Kahire şartlarında mesela çalıştık. Yine Konya'da bulunurken Bakü Devlet Üniversitesi'ne görevlendirildik. Türkiye Diyanet Vakfı'nın finanse ettiği İlahiyat Fakültesi'nde 3 yılımız geçti. Bilahare Strasbourg İlahiyat Fakültesi'nde yine Türkiye Diyanet Vakfı'nın finanse ettiği, İstanbul Üniversitesi'nin koordine ettiği İlahiyat Fakültesi'nde bir dönemimiz geçti. Konya hakikaten bizim için çok mümbit bir arazi oldu, coğrafya oldu. Bereketinden, feyzinden, hocalarımızın hocalarından istifade imkanı bulduk. Mesela doktora tezini yanında hazırladığım, yüksek lisansını yanında hazırladığım Ali Osman Koçkuzu hocam, hocaların hocası ve hocalarından sık bahsederdi. Mesela Muhammed Tayyip Okiç hocamızdan bahsederdi.
Mehmet Said Hatipoğlu hocamızdan bahsederdi. Tabii ki o yıllar biz de ziyaret imkanı bulduk. Hakikaten Mehmet Said Hatipoğlu hocamız da bir ahlak, bir fazilet adamı. Allah bereketli uzun ömür ihsan eylesin. Ali Osman hocamdan çok istifade ettik. Yüksek lisans ve doktora çalışmalar esnasında hem derslerinden istifade ettik, hem fikirlerinden, kanaatlerinden, özellikle ahlakından. Ali Osman hocamı Konya yakından tanır. Hakikaten çok tabii, mütevazı ve bildiği hakikatleri açık bir şekilde dile getirmekten çekinmeyen bir hali var. Bu yönüyle özellikle ahlakından, tabiatından, sehavetinden, büyüklerden sık bahsederdi. Onların güzel ahvalinden haberdar ederdi. Mesela bir gün elimden tuttu. Üçler mezarlığına geldik. Üçler mezarlığında büyüklerimizi ziyaret ettik. Bir bir tanıtıyor hocam. Falan yıl vefat etti. Kendisinden şöyle istifade ettik. Mesela kendisi İmam Hatip Lisesi'nde okulunda okurken Konya, Hacı Beyzade merhumdan ziyadesiyle istifade ettiğini ifade ederdi. Abdülmecid Efendi, Bediüzzaman Said Nursi'nin kardeşi. Abdülmecid Efendi'ye muhabbeti, hürmeti çok fazlaydı. Tayyip Okiç hocamız tefsir, hadis alimi, çok yönlü bir alim. Kendisi Bosnalı. Hakikaten Konya'ya büyük hizmeti geçti. Ankara'ya hocanın büyük hizmeti geçti. Bilahare hocamla birkaç yıl önce Bosna'da sempozyum münasebetiyle beraber olduk ve Tayyip Okiç hocamızın kabrini araştırdık, bulduk, ziyaret ettik. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah Hoca, yani benim mesela şahsen çok etkilendiğim hocalardan bir tanesidir. Ali Osman Hocam da çok hürmetkardır. İslam'a Giriş isimli kitabını dün Diyanet Yurdu'nda da genç ilim yolcularına tavsiye ettim. Mutlaka okumalısınız dedim mezun olmadan evvel. Farklı fakültelerde okuyan ilim yolcuları vardı akşam konferansta. Ondan önce eğitim merkezimizde yine arkadaşlarımızla, ilim yolcularıyla beraber olmuştuk. Muhammed Esed'in Mekke'ye giden yolu çok etkili bir kitaptır. Çok yönlü bir kitaptır. Yani böyle kitaplar gerçekten az yazılıyor. Kendisi Avrupalı. Bir tarafı Hristiyan, bir tarafı Yahudi. 26 yaşında Kur'an okumaları, araştırmaları sayesinde Müslüman olan, iman heyecanını ruhunda hisseden çok ciddi bir tefekkür adamıdır rahmetli Muhammed Esed. Ondan bahsettim. Muhammed Hamidullah hocamız, Allah rahmet eylesin, yaklaşık bir asır yaşadı. Yeğenleri de buraya gelmişti. Onların hocamızla alakalı verdiği bilgilerden, tecrübelerden de çok istifade ettik. Abdülfettah Ebu Gutte hocamız, Allah rahmet eylesin, İstanbul'da sohbetinden çok istifade ettik. Onunla ilgili bir makaleniz de var. Onunla ilgili evet. İlmin üç şartı var diye neşredilmişti. Yani orada Marmara İlahiyat hocalarımız da vardı. Sene 96, 1996-1997. Hocamız 97'de rahmete rahmana kavuştu. 96'da Konya'da müşerref oldu. İstanbul'da müşerref oldu. Feyziyab oldu hocamızın gelişiyle. Zannederim siz de Ebu Gutte hocamızı Suudi Arabistan'da görmüşsünüzdür. Görme imkanımız olmadı da hocam, hoca onun talebelerinden okuma imkanımız oldu. Abdullah Siracettin Efendimizin, hocamızın son dönemlerine yetiştik ama kendisinin yani talebelerinden daha çok istifade ettik. Halep'te. Abdülfettah Ebu Gutte hoca çok etkili bir şahsiyet. Çok ciddi bir eğitimci, dünyanın ahvalinden, siyasi gelişmelerden haberdar. Bende ne varsa sizden bana geçti diyen bir şahsiyet. Osmanlı'yı kastediyor. Yani bunu hakikaten gözyaşlı bir şekilde dile getiriyor. Yani bendeki tecrübe, eğer bende bir fazilet varsa diyor, bu Osmanlı'nın fazileti diyor. Allahu Ekber. Evet, kendisinin zaten eserleri biz Şam'da olduğumuz dönemlerde kendisi her daim anılan ve eserleriyle sadece Suriye'de, Şam bölgesinde değil, tüm İslam dünyasında eserleriyle her zaman örnek aldığımız, tahkikleriyle örnek aldığımız hocalarımızdan biri.
sizler de ondan istifade ettiniz. Hakikaten eserlerini biz yüksek lisans doktora derslerinde de takip ediyoruz, takrir ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Bazı eserleri tercüme edildi. Mesela İlim Uğrunda diye tercüme edildi. Safahat bin Sabril Ulema. Yani her ilim yolcusunun bu kitabı okuması gerekir. İlim talebelerinin ilim uğruna nasıl bir çaba sarf ettiğini, nasıl zorluklara karşı geldiğini anlatan. Abdülfettah Hoca'nın mesela çok hoşlandığı, çok tekrarlamaktan manevi haz hissettiğini gördüğüm İbn-i Ataullah'ın şu sözü mesela çok hakikaten cali dikkat. Kitaplarında da yer alıyor. İstanbul'u teşrif ettiğinde de bu söz üzerinde durdu. Şöyle bir sual sormuştum orada. Araştırmacılar vardı. İlahiyattan öğrenciler, hocalarımız vardı. Sene 96, tam 20 yıl olmuş. Efendim dedim, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Künü Rabbaniyyine bime küntüm tuallimûnel kitâbe ve bime küntüm tedrusun. Rabbani alim nasıl olunur? Diye bir sual sordum. İlim yolcuları var. Hoca tebessüm etti. Ne kadar da güzel oldu bu sual dedi. Onun üzerine bir saat konuştu. Orada şu söze de yer verdi. İbn-i Ataullah, men lem yekün ev lem tekün. Her ikisi de var. Men lem yekün lehu bidayetun muhrika, lem tekün lehu nihayetun müşrika. Çok müthiş bir söz bu hakikaten. Yani bizim medrese geleneğini veya ilim yolculuğunu özetleyen bir vecize, bir tecrübe. Tarihsel bir tecrübe. Yani bidaye muhrika, yakıcı başlangıç diyebiliriz belki. Yani olağanüstü şartlara tahammülü belki hatırlatıyor bu kelime. Zor şartlarda bidayeti yakıcı olmayan, zor şartlara tahammül ederek ilim tahsiline koyulmayan bir kimsenin aydınlık sonu da olmaz diyor. Evet. Tarihi bir tecrübe. Men eşrekat bidayetuhu, eşrekat nihayetuhu şeklinde başka bir ifadesi sözün, var. İfadesi evet. De var. Evet hocam. Tekrar Ali Osman hocamdan bahsetmek istiyorum. Asistanlık yıllarımda hiç unutmuyorum. Abdülfettah Ebu Gutte hocadan bahsetmişti. Henüz görmedim demişti. 66'dan beri ben bu zata muhabbet duyuyorum, hürmet duyuyorum. Kitapları, neşirleri sebebiyle Kevseri merhumun talebesi. Evet. Osmanlı derken Muhammed Zahid el Kevseri'yi kastediyor zaten Ebu Gutte. Bende ne varsa İmam Kevseri'den ki kendisi Düzce'lidir. Kafkas kökenlidir Muhammed Zahid el Kevseri. Evet. Kevseri'den bana ilim, irfan, tecrübe intikal etti diye bir ifadesi var Ebu Gutte hocamızın. Ali Osman Koçkuzu hocam, nihayet bilahare müşerref oldum Ebu Gutte hoca ile diyor. Hamdolsun diyor, pek çok ilgiyle beklediğim, görmek istediğim insan beni şaşırtmıştır, hayal kırıklığına uğratmıştır. İstisnası Ebu Gutte'dir demişti. Hakikaten çok daha tahayyülümün fevkinde, tasavvurumun üzerinde bir kişilik, bir ahlak adamı, bir ilim irfan şahsiyetiyle karşılaştım diye heyecanını paylaşmıştı. Allah razı olsun hocam. Özellikle buradan ben şunu anladım. Hocalarımızın hayatı, biyografi konusu çok önemli bir yer tutuyor. Büyüklerimizin, salihlerin hayatları çok önemli bir yer tutuyor. Ben izninizle şöyle bir tecrübemi anlatmak istiyorum. Acizane Medine'de bulunduğumuz dönemlerde babamız bizi bir büyük zatın yanına götürürdü. Sene 1984'ler, 85'ler ve bu zat Medine'de Babul Mecidi bölgesinde mis satan bir küçük dükkan olarak görürdük. Ancak babam zaman zaman beni onun yanına götürdüğünde o alim zatın tefsir okuduğunu, tahavi okuduğunu biz görürdük. Ve bu alimin daha sonra öğrendiğime göre Erzurumlu Hattat Mustafa Efendi olduğunu öğrendim. Sizin de herhalde onunla ilgili tecrübeniz var. Buradan başlayalım isterseniz. Oradan da onların örnekliğinde sünnete geçelim inşallah. Hakikaten ifade ettiğiniz gibi İslam alimlerinin, irfan adamlarının hayatı, biyografisi son derece önemli. Maalesef bugün bu önem çok fazla kavratılamıyor gençlere. Yani mesela çok basit bir misal olacak. Bir Diyanet Vakfı'nın neşrettiği, İSAM'ın neşrettiği İslam Ansiklopedisi'nin ricali, yani kadınıyla, erkeğiyle biyografileri üzerinde
bir okuyucu iz sürse çok ciddi bir müktesebat kazanır bu konuda. Evet. Yani bir Ali bin Ebi Talip maddesi, bir Ebu Bekir Sıddık maddesi, bir Aişe maddesi, Hazreti Aişe, Aişe Teymur maddesi. Mesela Mısırlı bir hanımefendi, onun hayatını okurken çok dikkatimi çekmişti. Bir Osmanlı subayı ile evleniyor, İstanbul tecrübesi yaşıyor Aişe Teymur hanımefendi. Ömür boyu hayatı mücadele içinde geçiyor. Kahire şartlarında da başörtüsü krizi yaşanmış. Mesela bu konuda da tavizsiz bir hanımefendi. İstanbul'da Osmanlı subayı, zabıtı vefat edince tekrar Kahire'ye dönüyor. Genç yaşta bir kızını kaybediyor, vefat ediyor Kerimesi. Babası tabii imkan sahibi olduğu için Aişe Teymur'un Fransızca öğreniyor. Arapçası zaten ana dili. Türkçe öğreniyor. Farsça öğreniyor. Farsça ve Fransızca şiirleri var. Maşallah. Özellikle kız çocuklarının eğitimiyle ilgili mesela kitap yazmış. 1903'te zannederim İstanbul'da neşredilmişti. Yani toplumun salahı, gelişmesi kız çocuklarının terbiyesine, eğitimine bağlıdır anlamına gelen bir kitapçık yazmış bu hanımefendi. Hangi yıllarda hocam? Yani 19. yüzyılın ikinci yarısı. İkinci yarısında. 1903'te kitabı neşredildi. Evet. Pek çok mesela bir Fatıma Semerkandiye, Alaaddin Es-Semerkandiye'nin kerimesi. Fatıma Es-Semerkandiye Halep'te yatıyor. Kabrini ziyaret nasip olmuştu. Bu hanımefendi Hanefi fakihi Ebu Bekir el-Kesani ile evlendi. Alaaddin Es-Semerkandiye'nin kerimesi. 539'da vefat etti Alaaddin Es-Semerkandi Hanefi fakihi. 587'de damadı Ebu Bekir el-Kesani, yani Bedavü Sanayi isimli kitabın, 7 ciltli kitabın müellifi. Tabii kerimesine talip oluyor, hocasının kerimesine. Hoca da çok seviyor Ebu Bekir'i. Nihayet kabul ediyor ama pazarlık yapıyor. Madem talepte bulunuyorsun, o halde bizim Tuhfetül Fukaha isimli kitabımızı bir şerh et de görelim diyor. Şerh ediyor. Hakikaten memzuç bir eser. Yani telif gibi bir çalışma. Müdellel, hadis ilminden de haberdar Ebu Bekir el-Kesani, müdellel bir Hanefi fıkı ortaya koyuyor. 7 hacımcı cilt olarak neşredildi. Ve şu darb-ı mesel olarak şöhret buluyor bizim tarihimizde. Şeraha tuhfetehu ve zevvecehu bintehu. Tuhfesini şerh etti, kerimesiyle de izdivaç eyledi manasına geliyor bu söz. Mesela yan yana yatıyorlar. Kubur-u Salihin diye bir yer var. İnşallah bombardımana tabi tutulmamıştır Ruslar tarafından, diğer emperyalistler tarafından. O topraklar inşallah en yakın zamanda adil bir yönetime kavuşur. Yüce Rabbimizden Eftalul Eyyem diye ifadesini bulan bu mübarek cuma günü müsecab olur. Duanın kabul gördüğü ana inşallah denk gelir bu cümleler. Hakikaten bunlar büyük alimler. Fatıma Es-Semerkandiye mesela bir Ramazan'da, o dönemde demek ki, yani Nureddin Zengi döneminden bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. O dönemde iftar, günümüzde olduğu gibi bazı belediyelerimizin iftar programları olurmuş ama bu iftarları veren ulema, hadisçiler, fıkıh alimleri derken bir gün Ebu Bekir el-Kesani'nin zevcesi, bir diğer fakihe, Fatıma Es-Semerkandiye. O esnada da zannederim herhalde nakit imkanı yok, sıkıntı çekiyor. Kolundaki bileziği bozdurarak o yörenin, o havzanın fukahasına iftar veriyor, yemek ikram ediyor. Cömert kadın. Cömert, hakikaten her bakımdan ciddi bir alim. İlmini hayata aksettiren bir hoca hanım, hanımefendi. Herhalde o çapta, bilmiyorum, bugün yeryüzünde bir fakihe hanımefendi hadis ilminden haberdar o denli bir hoca hanım var mı sualini herhalde sorabiliriz. Kerime bint Ahmet aynı şekilde. Hatip Bağdadi'nin mesela bir Bukhari nüshasını dinlediği bir hoca hanım. Mervli, El Merveziye diye geçer. Evet. Yani bugün Türkmenistan hududu içerisinde Merv, Hazar'a yakın. Pek çok örnekler var.
Mesela İslam Ansiklopedisi'nin özellikle biyografi maddelerini ben tavsiye ediyorum gençlere. Gerçekten çok şeyler kazandırıyor. Her camimizde var bu değerli eser. Biyografi denildiğinde doğrusu akla çok şeyler geliyor da. Mesela onlardan bir tanesi Hanefi mezhebinin büyük imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bir sözü var bu mevzuda. Onu özellikle paylaşmak istiyorum değerli seyircilerimizle. Diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife, İbn Abdilber gibi Endülüs'ü ciddi bir alim naklediyor bu sözü Ebu Hanife'den. İslam ulemasını yakından tanımak diyor, onların hayatını okumak, onlarla hemhal olmak, onların özgeçmişlerini takip etmek bana diyor pek çok fıkıh meselesinden daha öncelikli ve daha anlamlı geliyor. Bakınız bunu söyleyen bir müçtehit imam. Pek çok fıkıh meselesi ifadesi geçiyor. Yani el-hikayet anil ulemâi ve mücâlesetuhum ehabbu ileyye min kefirin minel fıkhi liennehe âdâbul kavum ve ahlâkuhum. Çünkü diyor ulemanın hayatıyla hemhal olmak, onların tabakat teracimiyle meşgul olmak aynı zamanda onların derin müktesebatını, yetişme tarzlarını bize aksettirir. Adabını, ahlakını bize öğretir. Bundan dolayı pek çok fıkıh veya fetava meselesinden daha anlamlı olduğunu söylüyorum diyor. El-hikayet anül uleme. Bir nüshada mehasinihim şeklinde de geçiyor. Onların güzelliklerinden, örnek hallerinden bahsetmek manasına gelebilir. İbn Abdilber yorum yapıyor. Galiba diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife bu sözü şu ayetlerden herhalde mülhem istinbat etmiş olmalıdır, mülhem söylemiş olmalıdır. Yusuf suresinin son ayeti ile Hud suresinin son sayfasındaki bir ayeti kerimeyi dikkatlere arz ediyor. لَقَدْ كَانَ فِيَ قَصَّصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ Yusuf suresi. Hakikaten Yusuf suresini okuyan bir okuyucu kesinlikle gözü yaşarır, ibret dersi çıkarır. Yani gözü yaşarmayan, etkilenmeyen, duygulanmayan bir mümin olamaz. Hani Muhammed İkbal'i rahmetle yad etmeye vesile olsun. Mümin Kur'an okurken Kur'an olabilen bir insandır diyor. Yusuf suresini okuyup da etkilenmeyen, ibret dersi çıkarmayan gerçekten de bir mümin yoktur. Onun için Yüce Rabbimiz sonunda öyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ اَيْبْرَةٌ لِأُولِي الْاَلْبَابِ Basiret sahibi, akıl sahipleri için Enbiya kıssalarında ibret dersleri vardır buyuruyor. Hemen ondan bir sure önce, bir önceki surenin sonunda وَكُلَّنْ نَغُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلُ مَا نُثَبِّتُ بِي فُؤَادَكَ Habibim diye tercüme edelim isterseniz mealini arz edelim. Çünkü وَكُلَّنْ نَغُصُّ عَلَيْكَ Muhatap Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam evet. Ve onun şahsında tüm ümmeti Muhammed. Sana her bir peygamberin tecrübesini anlatıyoruz. Peygamber aleyhisselama hitap. Bu kıssalar, bu peygamber kıssaları, Şuayb, Hud ve diğer peygamberler Adem'den bu yana. Bütün bunlar مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ Senin iç dünyanı tespit edecek, rahatlatacak, seni sükunet ve sekinete kavuşturacak şeylerdir manasına geliyor. مَا نَقُصُّ وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ Elçilerin haberlerinden. Gayıptır çünkü onlar bizim için. Gayip olan bu bilgiler, bu tecrübeleri sana aktarıyoruz ki, ma öyle şeyleri aktarıyoruz ki, نُثَبِّتُ بِهِ onlarla tespit ediyoruz. Sabit kalem, kadem kılıyoruz. Sana müstakim bir yol haritası sunuyoruz. İnhiraf etme, bir yalpalama olmasın, bir telaş, bir heyecan yaşamayasın. Hakikaten bu çok ciddi bir tecrübe. Aziz Kur'an'ın üçte biri neredeyse Enbiya kıssasına tekabül ediyor. Bu açıdan son derece önemli tabakat teracim ilmi. Üniversitelerimizde geçmiş tecrübelerde yüksek İslam dönemlerinde mesela örnek İslam alimleri diye bir ders okutulurdu. Benzer bir tecrübeyi şimdi ilahiyat fakültelerimizde yaşatmamız ve yaşamamız gerekiyor. Yani içlerinde hadis alimleri olur, zahitler olur, siyasetçiler, devlet adamları olur, fıkıh alimleri olur, müfessirler olur. Yani mesela bir Ömer bin Abdülaziz'den bahsederken Zehebi neden başarılı oldu Ömer bin Abdülaziz? Bir siyaset dehası olarak.
yani günümüzün yöneticileri için de hakikaten çok ciddi mesajlar verecek nitelikte bazı İslam büyüklerinin, bazı halifelerin, ki Süfyan es-Sevri hulefa beştir diyor. Dört halifeden sonra beşincisi Ömer bin Abdülaziz'dir diyor. Gerçekten ümmetin ortak paydalarından bir tanesidir Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi teala aleyh. Yani itidal var, her şey var onda. İçtihat var, hadis ilmi var, vera zühd var. Zehebi şöyle ifade ediyordu zaten. Ve kâne müçtehiden, muhaddisen, hafızan, veri'an, zâhiden ve kâne emiral müminine hakka. Hem insanlar nezdinde hem Allah nezdinde. Allah'ın izniyle öyledir. Hakikaten çok örnek ciddi bir şahsiyettir Ömer bin Abdülaziz. Ehl-i sünnet bilindiği üzere ana bünyedir, ana kitledir. İslam'ın bizatihi kendisidir. İmam Malik'e sormuşlar, men ehl-i sünne diye. Ehl-i sünnet dedi, ellezine leyse lehum lakabun. Ehl-i sünnetin bir lakabı yoktur, bir markası yok tabir yerindeyse. Asıldır. O asıldır. Hüve semmâkümül müslimîn. Sizin adınız İslam'dır, Müslüman'dır diyor Yüce Rabbimiz Haç suresinin sonunda. Leyse lehum lakabun ellezine leyse lehum lakabun yu'rafune bihi. Maruf oldukları, mutasif oldukları bir lakabı yoktur ehli sünnetin. O ana bünyedir. O ana şefkatidir, ana merhametidir. Şemsiye kavramdır. Üst kimliktir artık. Evet. Teşbihte, tabirde hata inşallah olmaz. Hüve semmâkümül müslimîn. La cehmiyyün ve la rafıdıyyün ve la kaderiyyün. İnhiraf eden ehl-i bidat dediğimiz fırkalardan birkaç örnek veriyor. Evet. Yani çünkü mezhep değildir diyor ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet ana bünyedir diyor. Ama ondan inhiraflar oldu. İslam'dan inhiraflar oldu. Me en aleyhi ve eshabi. Benim ve eshabımın yol haritası, gidişatı, yöntemi. Hakikaten bu bakış açısına ihtiyaç var. İşte Ömer bin Abdülaziz buydu. Yani Hicri 101'de vefat eden, Allah rahmet eylesin, Ömer bin Abdülaziz gerçekten muhaddis, müçtehit olduğu için aynı zamanda itidal çizgisini kemal ciddiyetle sürdürdüğü için örnekliği tarih boyunca mâkes bulmuştur. Mesela yakın tarihte bir web sayfasında, hem de Arapların hazırladığı bir web sayfasında dikkatimi çekti. Orada Arap alim Türkiye'den de bahsediyor. Osmanlı geleneği devamını sürdüren günümüz modern Türkiye Cumhuriyeti'nden de bahsediyor. Ömer bin Abdülaziz'e yer veriyor. Ömer bin Abdülaziz diyor, rahmet adamıydı diyor. Merhamet timsaliydi diyor. Orada şu sözüne yer vermiş. Ünfuru el-gamha ala ruusil cibel. Dağ başlarına, tepelere buğdayları, ekmek kırıntılarını, yiyecekleri, arpaları atın ki diyor. Hayvanlar, özellikle de kuşlar diyor. Ölmesin. İbare şöyle geliyor. El-ibara el-meşhura diye zaten ifade ediliyor orada Ömer bin Abdülaziz'in bu sözü. Ünfuru el-gamha ala ruusil cibel key la yuqale. Ca'a tayrun fi biladil muslimin. Müslümanların beldelerinde, ülkelerinde, coğrafyasında, yaşadıkları yerlerde bir kuş açlıktan ölmesin, denmesin diyor. Bir kuş açlıktan öldü denilmesin diye hatta la yukale şeklinde de ifade var. Nihayet diyor böyle bir şaya çıkmasın bizim için çok ayıp olur diyor. İslam'ın izzetiyle, vakarıyla, devletiyle bağdaşmaz böyle bir durum, böyle bir manzara diyor. Bakınız nereden nereye geldi İslam ümmeti, İslam coğrafyası. Gerçekten çok himmet gösterilmesi gerekiyor. Gece gündüz çalışılması gerekiyor. Teknik elemanlar, askerler, teknokratlar, siyasetçiler, ilim adamları, İslami ilimler mütehassısları, yani 7'den 70'e tüm insanımızın, İslam ümmetinin hangi ülkede, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, her bakımdan gerçekten de güçlü olmak zorundayız. Ve a'iddu lehum mestetatum min kuvve ve min ribatil hayl turhibune bihi aduvallah. Caydırıcı güce özellikle yaşadığımız toprakların sahip olması gerekiyor. Tasallut ve tecavüz, emperyalist emeller peşinde olan ülkelere karşı bu toprakların hakikaten ciddiyetle muhafaza edilmesi lazım. Ve buraya bağlı olarak
tüm İslam coğrafyasının, insanlığın saadeti için vazgeçilmezdir bu hazırlık. Resul-i Ekrem Efendimiz de buradaki kuvvet diyor, atmaktır diyor. Ela innel kuvvete erramyu. Evet. Ömer bin Abdülaziz'den bahsediyor. İşte diyor, kuşlar diyor, açlıktan ölmesin diye dağlık arazilere kar yağdığında da kuşlar yiyecek arar ölmemek için. Denmesin diye bu adetin sürdürülmesi lazım diyor. Şimdi bu söze yer veren Arap müellif diyor ki, Osmanlı döneminde bu vardı. Bu uygulama günümüz Türkiye'sinde de devam ediyor diyor. Ade kadime la tezalü fi Türkiye diye bir ifade kullanmış. Evet, hocam. Bunu ifade ederken. Hocam gerçekten hocalarımızın hayatı, özellikle büyüklerimizin hayatı ve onların ilimle, hem ilimle hem siyasetle hem diğer alanlarda kendilerini bütünleştirmeleri bizlere gerçekten çok büyük örnek oluyor. Mesela Hattat Mustafa Efendi'den bahsettiğiniz, hakikaten o zat bana aynı zamanda Alül ve Kurucu Hoca Efendi'yi hatırlattı. Ertuğrul Düzdağ Bey hayatını neşretti 4 cilt halinde. Bu toprakların yetiştirdiği bir şahsiyet. Çok evet. Yönlü bir edip, fazıl bir şahsiyet. Üzerinde ıslah-ı medarisin tecrübesi vardır, fazileti vardır. Mesela onun hatıratını gençlerin mutlaka okuması lazım. Bir Medine, bir Mısır, bir Konya tecrübesi hakikaten bizim için önem arz ediyor. Değerli hocam, günümüzde olsun önceki dönemlerden beri hadis tartışmaları devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in yanında hadis-i şerifin varlığından endişe ediliyor gibi böyle bir tartışma ortaya çıkarılıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in yanında sünnetin çok önemli bir yeri var, değil mi hocam? Şüphesiz. Yani aziz Kur'an'ın anlaşılması hadis ve sünnetlere bağlıdır. Hadis ve sünnetlerin anlaşılması da yüce Kur'an'ın anlaşılmasına bağlıdır. Yüce İslam dininin iki temel kaynağı. Az önce İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi hatırlattınız. Rahmetullahi Teala aleyh. O büyük imam öyle dedi. Eğer hadis ve sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık. Cemalettin el-Kasimi bu sözden çok hoşlanır. Zaman zaman kitaplarında tekrar eder. Müfessir Kasimi, hadis ilmiyle de meşgul olan Kavaytü Tahdis isimli kitabın müellifi, onun son babı El-Beb el-Aşir Fukul Hadis bölümüdür. Orada da bu güzel söze yer verir. Levle sünneh me fehime ahadun minne el-Kur'an cümlesini İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nispet ederler. Gerçekten peygambersiz bir Kur'an tasavvuru, İslam tasavvuru mümkün değildir. Yüce Kur'an'ın anlaşılması hadis ve sünnetlere, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bağlıdır. Onun siyerine bağlıdır, siretine bağlıdır. Resul-i Ekrem zaten canlı bir Kur'an. Aziz Kur'an'ı tefsir etti, açıkladı, altını çizdi, zaman zaman vurguladı. Takrirleri var, teyitleri var. Ayrıca Yüce Kur'an'da olmayan, Yüce Kur'an'da olmayan derken elbette hadis, yani Efendimizin ağızlarından sadır olan bir beyan kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. Böyle bir şey mümkün değil. Velev takavvela aleyne ba'del akabil ya da izel le'ezeknâke du'afel hayat ve du'afel memet gibi ayeti kerimeler bunu düşünmenin mümkün olmadığını bize öğretiyor. Resul-i Ekrem tabii ki Kur'an'a muhalif düşemez. Bu mümkün değildir. O halde Resul-i Ekrem'e aidiyeti tespit edilen hadisleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Pek çok sıkıntı, problem maalesef buradan kaynaklanıyor. Ve kem min aibin kavlen sahihan der şair, edip nice sahih sözler var ki onu ayıplayan kimseler, nice ayıplayan kimseler onların afeti, onların problemi fehmi sakimden kaynaklanır der. Ve afetuhu minel fehmi sakim. Gerçekten de böyledir. Yani bakıyorsunuz haksız yere bir hadis tenkit ediliyor. Araştırıyorsunuz, Subhanallah diyorsunuz, taaccüp ediyorsunuz. Yani neden tenkit ediliyor? Orada bir anlama problemi var. Mesela hemen bir kısa örnek vermek isterim bu mevzuda. El-bezâze minel iman diye bir hadis var. El-bezâze minel iman cümlesinin, hadisinin manası sade, mütevazı giyim. Şöhret elbisesi ifadesi var bazı hadislerde. Gösteriş elbisesi. İnsanlar bana baksın ya da farklı giyim tarzı.
El-beve ve minel imen bu bakış açısına reddiyedir bu hadis. Sade ve mütevazı giyim, temiz, zarif giyim şekli imandandır manasına geliyor. Yani hakikaten bunu teyit eden daha başka hadisler de var. Mesela Abdülfettah Ebu Gutta Hoca Efendi'nin Min Edebil İslam diye bir eseri var. Orada verdiği ilk hadis İnneküm kadimun alen nes diye başlıyor. Ebu Davud'dan naklediyor hadisi. Sizler yarın gençler olarak topluma karışacaksınız diyor Müslümanlar olarak. Onlara karıştığınızda veya başka ülkelere gideceksiniz. Hristiyan bir topluluk veya Yahudi bir toplum. Kimlerle karşılaşırsanız karşılaşın demek istiyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Binekleriniz bakımlı olsun diyor. Yani günün yorumuyla arabalarınız demektir bunun manası. Temiz olsun. Rihal kelimesi geçiyor. Ayrıca ve asluhu libaseküm şeklinde bir ifade var. Yani Müslümanın giyim şekli hakikaten nezih, zarif olmalı. Mütevazı olmalı. Şöhret elbisesini giyen yarın kıyamette ipek elbise giyemez şeklinde Efendimizin aleyhissalatü vesselamın uyarıları da var hadis kaynaklarında. Öyle olasınız ki diyor, insanın yüzünde hoş gözüken, dikkatleri çeken, olumlu yönde dikkatleri çeken bir ben gibi olasınız şeklinde bir ifade var. Şeme kelimesi geçiyor. Müslüman hakikaten bulunduğu yerde nezaket, nezahet, zarafet sahibi olmalıdır. Hadis bize bunu öğretiyor. El-beve ve minel imen de bize bunu öğretiyor. Fakat bir araştırmada, bir sunumda da duyma imkanı bulmuştum. Efendim bu hadis uydurma olmalı diyor. Neden uydurma olmalı diye soruyorsunuz, anlaşılıyor zaten konuşmasından. Şöyle tercüme ediyor. El-beve ve pejmurde eski kılık kıyafet imandandır. Halbuki hadis beveve kelimesi artık cefa kelimesiyle mi karıştırıyor? El-beveve'de böyle bir mana yok. Akder-i Kebir bizim Anadolu topraklarında her medresede her öğrencinin elinin altında bulunan bir lügat kitabıdır. Osmanlıca. Daha sonra Latinize de edildi. Piyasada var. Akder-i Kebir. Akder-i Kebir isim Farsça. Büyük bir yıldız manasına geliyor. O lügatı da hayli takip etme imkanı bulduk gençlik yıllarımızda. Gerçekten çok istifade ettiğimizi anlıyorum, biliyorum. Orada sade ve mütevazı giyim bu hadise yer veriyor. Akder-i Kebir ve kelimenin iştikakı üzerinde duruyor. Manasını bize öğretiyor. Bu kadar basit bir mesele. Ama bu hadis uydurmadır diye maalesef rahatsız edici konuşmalar yapılabiliyor, yazılar yazılabiliyor. Demek ki Arap dili edebiyatı son derece önemli. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Arap dili edebiyatını zirve noktada bilen bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle diyor bir hadislerinde, senedi zayıf da olsa ulema hüsnü kabulle karşılıyor. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi ve rubbitu fi beni sa'd ev neşe'tu fi beni sa'd. Edeb-ül İmle vel İstimla'da geçer bu hadis Sem'ani'nin. İbnü'l-Esir el-Cezeri, bizim Cizre'de uzun süre bulunduğu üç kardeş Cezeriler, İbnü'l-Esir 606'da vefat eden hadis terimleri sözlüğü diyebiliriz belki. Garibul Hadis isimli hadis lügat kitabı. En-Nihaye fi Garibul Hadis'inin hemen birinci cildinde, daha mukaddimede, birinci ciltte zannederim sayfada 4'tü. Orada bu hadise yer veriyor. Sebebi vurudu üzerinde duruyor. Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselama Beni Neht, Neht oğulları olmak üzere farklı kabileler geliyor, bedeviler geliyor, farklı köylerden, yerleşim merkezlerinden geliyorlar. Farklı lehçelerle konuşuyorlar. Hazreti Ali yanında. Bir gün Resul-i Ekrem onların dilini anlıyor ve onların diliyle cevap veriyor. Verince Hazreti Ali hayretler içerisinde kalıyor. Ya Resulallah diyor, aynı kökten, aynı sülaleden geldiğimiz halde siz anlıyorsunuz, cevap veriyorsunuz, ben ise anlamıyorum. Arapça konuşuyoruz ama anlamıyorum. İşte bu sual üzerine Resul-i Ekrem, Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyurdu.
Bunu şöyle tercüme etmemiz gerekiyor. Eddebe edep, edebiyat. Arap dili ve edebiyatını, konuşma sanatını, maharetini, lehçe farklarıyla beraber bana öğreten Rabbimdir. Rabbim bana bunu öğretti ve güzel de öğretti. Fe ahsene te'dibi. Kaldı ki diyor Resul-i Ekrem, ben bu dilin eğitimini, fahri lehçelere vukufu Saat oğulları içerisinde aldım. Ve onların içinde büyüdüm. Neşettü. Bir başka varyantta neşettü geçiyor. Rubbitü. Terbiye. Yani aşamalı bir şekilde zirve noktaya insanın kendisini taşıması anlamına geliyor. Az önce Beyza abi'den bahsettik. İyi hatırlıyorum. Beyza abi Bakara suresinde terbiye üzerinde dururken Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinin tefsirinde öyle diyor. Et terbiye iblağ eşşey ile kemalihi şeyen feşeyen tedirici olarak bir şeyi kemale ulaştırmak diyor. Hakikaten Resul-i Ekrem öyle yetişti. Allah Teala Hazretleri onu insanlığa hazırladı son elçi olarak. Nübüvvetten önce başladı. Çok önceleri yani doğumundan itibaren doğumuyla beraber başladı. Mevlid-i Nebi ile beraber başladı. Olağanüstü haller. Şimdi zamanımızda özellikle bazı eğitimciler bu hadisi bizim Anadolu'da kullandığımız adab, görgü kuralları manasında tercüme ederler, algılarlar. Özellikle sebebi vurudu dikkate alınarak bu hadisin bahis mevzu edilmesi gerekiyor. Elbette ona da işaret olabilir. O ayrı bir yorum. Ama öncelikle bu hadis nedir? Mensiyaka leh teknik tabirle, usulcülerin tabiriyle ne için sevk edildi? Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Aleyhissalatü vesselamın hadislerini anlamaya çalışırken de gerçekten dil açısından dilin inceliklerini göz önünde bulundurarak konuya yaklaşmak gerekiyor. Aksi halde gerçekten eksik kalır. Yorum eksik kalır. Yanlış neticeye varılır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın onun için öncelikli bilgi kaynağı tabii ki vahiydir. Kur'an vahiydir. İkinci bilgi kaynağı nebevi fetanet diyoruz ona. Ulema nebevi fetanet kelimesini kullanır. Yani nübüvvet nuruyla inkişaf etmiş, aydınlanmış bir nebevi meleke var. Nebevi akıl derken bir meleke var. Ama nübüvvet nuruyla inkişaf ediyor bu meleke. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın fetaneti, zekası ile bütünleşiyor. Üçüncü olarak da Resul-i Ekrem de tabii ki ben beşerim diyor. İnneme inni lem yuha ileyye ke ahadüküm. Kul inneme ene beşerun mislüküm yuha iley. Farklılığını da bize öğretiyor. Resul-i Ekrem alelade bir postacı türü, bir elçi, bir beşer değil ki. Alülü Kurucu Hoca da sık sık sohbetlerinde yer verirdi. Muhammedun beşerun lekel beşer. Belhüve kel yakuti beynel hacer. Elmas da taş, altın da maden ama farklılığı var diğer taşlardan, diğer madenlerden. Resul-i Ekrem de beşer. Beşerun lekel beşer. Ama alel ade bir beşer değildir. Bana vahiy gelmediğinde tabii ki sizin gibiyim buyuruyor. Ama vahiy onun mümeyyiz vasfıdır. İnni lem yuha ileyye ki ahadüküm diyen peygamber, yani aynı zamanda kul inneme ene beşerun mislüküm de diyor. Ama sonunda bazıları buraya kadar okuyor. Yani adeta tırnak içinde Bektaşi mantığı ifadesi var. Bir darbu mesel olarak verilir. Peşinden gelen cümleleri okumuyor. La takrabu sale demiş hani. Namaza yaklaşmayın diyor. Niye namaz kılmıyorsun? Çünkü Allah namaza yaklaşmayın. Peki peşinden gelen ayeti oku ve entüm sükara sarhoş iken yaklaşmayın, namaz kılmayın. Yani içki yasağını dikkate alın, içki içmesin Müslüman demek istiyor Yüce Rabbimiz. Ben hafız değilim diye cevap veriyor. Yani hakikaten aziz Kur'an'ın anlaşılması için nasıl sebebi nüzul, ehemmiyet arz ediyorsa, hadislerin de anlaşılması için sebebi vurut o denli önem arz ediyor. Esbab-ı Vurudul Hadis, Suyuti'nin, İbn-i Hamza'nın El-Beyan ve Tarifi, şah eserdir bunlar. Türkçemizde bu mevzuda bir boşluk var. Hakikaten inşallah
konuyla ilgili eserlerin neşrini bekliyoruz. Resul-i Ekrem'in tecrübesi, yani farklı dile, lehçeye hakim olmasını zannederim şahsi tecrübesiyle de belki izah edebiliriz. İşte Eddebeni Rabbi'yi bu bağlamda ele almalıyız. Anlaşılmasına katkıda bulunmalıyız. Evet hocam, burada da herhalde öne çıkan şey Hazreti Peygamberimizin sevmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Hakikaten öyledir. Resul-i Ekrem'i seversek, Aleyhisselatü Vesselam'ı araştırırsak ama hüsnü niyetle, ideolojik okumaları bırakacağız. Anlama düşüncesiyle, hayata geçirme düşüncesiyle, istifade amaçlı hem Kur'an bu şekilde okunmalı hem hadisler. Resul-i Ekrem'e aidiyeti tespit edilen sahih hadis kaynakları bu bakış açısıyla okunmalı, istifade amaçlı okunmalı. Eğer istifade amaçlı okunmazsa, yani ön yargılarla hareket edilecek olursa, kendi dünya görüşümüze, bu dünya görüşü içtimai olabilir, siyasi olabilir, okumalarda bulunacak olursak kesinlikle iflah olmayız tek kelimeyle. Kesinlikle Kur'an'ı ve hadisi anlayamayız ve o zaman lüzumsuz tenkitler yöneltiriz. Bunu bizzat Kur'an bize öğretiyor. Fussilat suresinde Rabbimiz yani savrulmalardan bahsediyor adeta. E'acemiyyun ve arabi kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Yüce Kur'an iman sahibi gönüller için bir şifadır. Bir rahmettir, bir bereket kaynağıdır. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي اَذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. Mal olarak kısaca arz edecek olursak, ön yargıyla hareket edenler, peşin hükümlü olanlar, ideolojik okuyanlar, kendi dünya görüşüne mesnet arayışı peşinde olanlar, kesinlikle diyor Kur'an bağrını onlara açmaz. Ve onlara uzaktan seslenir Kur'an. Ne dediği de anlaşılmaz. Hakikaten bu böyledir. Ve huve aleyhim ame. Kur'an onlara kapalıdır. Üleyke yunadevne min mekanin ba'id. Resul-i Ekrem de böyledir. Aleyhissalatü vesselamın hadislerini anlamaya çalışırken zihin dünyamızı açacağız. Geniş bir perspektiften anlamaya gayret edeceğiz. Ben bu açıdan mesela bazı İslam alimleri biliyorum çağdaş. Yusuf Karadavi gibi mesela yurt dışından bir örnek vermek gerekirse. Bizim kadim ulemamız da öyleydi. Bir İbn-i Kemal. Tevakkuf ediyor bazen. Müştehit imamlar bazen tevakkuf ediyor. El huruç ale sultan. Yani zalim bir yönetici yanında özellikle sultana huruçla ilgili hadislerin bahis mevzu edilmesini Ahmet bin Hanbel kerih görüyor, hoşlanmıyor. Bu konu son derece önemli. Yani bir konudan bir başka konuya geçtiğimizi hissediyorum. Dağıtmamak için gayret de sarf ediyorum. Eğer kaçırdığımız bir nokta olursa lütfen evet, hatırlatın. Mesela isim vermeden bir konuya girmek istiyorum. Bir gazeteci, yazar, bir belki kanaat önderi diyebileceğimiz bir kişilik şunu söyleyebilmiştir. Ahmet bin Hanbel cihatla ilgili, özellikle Sultan-ı Kuruş'la ilgili zulümle ilgili, zalim yöneticileri uyarılarla ilgili hadisleri tasfiye etmiştir. Müsnedinden çıkarmıştır şeklinde bir iddiası var. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bakınız, o zaman şu hadis ne duruyor diye sormak lazım. Galiba müsnedi okuma imkanı bulamadı bu iddia sahibi. Eftalul cihet kelimetu hak. İnde sultanin cair. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde vardır. El cilt halinde neşredilen nüshanın 17. cildinde olduğunu hatırlıyorum bu hadisin. Buna benzer daha nice hadisler cihatla ilgili. Peki o zaman Ahmet bin Hanbel neden hoşlanmıyor? İbn Hacer Askalani bunu o kadar güzel izah etmiş ki. Her şey, yani her hakikat, her hikmet her yerde konuşulmaz mesajı veriyor Ahmet bin Hanbel ve diğer bazı müştehitler, hatta tüm müştehitler. Yani gerçekten bizim kadim ulema ehli hikmettir. Yani hikmeti ortaya çıkarma cehd-u gayreti hep göstermişlerdir. Ama bilahare maalesef hikmet kayboldu. Hikmet el-hukmu sahih, doğru bilgi, gerçek
netice demektir. El-hukmu sahih hikmet. Yani ilimden farklı. İlim doğrulanabilir, yanlışlanabilir. Doğrusu da olabilir, yanlışı da olabilir ama hikmet doğru. Ve hikmete talip olmalıyız. Hatta bir söz var, çok güzel bir tecrübe. İnsanlar hikmeti değil de bilgiyi arar oldular. Evet. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise gelecek. Şimdi Ahmet bin Hanbel işte bu arayış içerisinde. Ben dedi hoşlanmıyorum dedi. Huruç Ale Sultan'la ilgili hadisleri her yerde konuşmaktan, konuşulmasından hoşlanmıyorum. Çünkü zaman zaman yanlış anlaşılmalara, fitneye sebep oluyor dedi. Bunda mesela şu mesaj da var. Mesela Muhammed İbni Sirin gibi daha pek çok tabi'in alimi şöyle dedi. Sahih-i Müslim'in mukaddimesinde de var. İdrak seviyesi müsait olmayan muhatapların yanında, bilgi seviyesi düşük olan insanların huzurunda مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا bir hadis, yani anlaşılması zor, müşkil bir hadisi anlatacak olursan diyor, bu sadece fitneye vesile olur. Evet hocam. İlla قَوْمًا مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا لَا تَبْلُهُ اُقُولُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً Hazreti Ali'nin de sözü var. İnsanlara algılayabilecekleri türden ayet ve hadisleri anlatın. Hangi biriniz Allah ve Resulü'nün tekzip edilmesini ister? Demek ki bakınız buradaki nükte, buradaki espri gözden kaçırılıyor ya da farkına varılamıyor veya hiç okunmuyor, görülmüyor. Böyle bir şey duyum olarak kendisine geliyor bazı gazeteciler, bazı yazarlar. Ondan sonra Ahmet bin Hanbel hakikaten öyle olmadığı halde ona adeta iftira ediliyor. Evet, Müsnet'teki hocam. Hadisleri, cihatla ilgili hadisleri elemiştir. Kemal döneminde öyle çıkarmıştır diyebiliyor. Şuayb Arnavut Hoca da internete düşen bir konuşmasında bu bakış açısını tenkit ediyor. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu konu programlara sığmayacak kadar önemli bir konu. Hadis-i şerifin anlaşılmasının ne kadar önemli olduğunu, fıkıh hadis dediğimiz sizin de buyurduğunuz gibi bu konunun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Sadece demek ki dil bilmek yeterli olmuyor. Mesela bir Arap Dil Edebiyatı profesörü hatırlıyorum. Hadis terimlerinden uzak kaldığı için vicade, yani vecetü bi hattı fülen, bulmak anlamına geliyor. Vicade yoluyla hadis rivayeti. Bir çalışmasında diyor ki vicade ceyyide bu orijinal yeni bir buluştur. Evet. Halbuki bu hadisin yani la yemessu el Kur'ane illa tahir hadisiyle alakalı bu ifade İbn Kesir'in ifadesi. Yani bu hadisin sahih kanalla geldiğini ifade ediyor vicade yoluyla. Ama hadis ilminden bir haber Arap Dil Edebiyatı hocası maalesef buna vicade ceyyide yeni, cedid gibi anlıyor. Vicade yeni orijinal buluş. Pek çok fahiş hata zannederim bu dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok bereketli bir sohbet oldu. Estağfurullah. İnşallah sizleri daha ileriki programlarda da görmek isteriz. Burada özellikle hadis konusunda, hocalarımız konusunda çok bereketli bir sohbet oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Asıl ben müteşekkirim. Bu vesileyle tekrar teşekkürlerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah farklı zamanlarda, zeminlerde yine buluşma imkanı buluruz. Değerli izleyenler, bir Sözden Öze programının daha sonuna geldik. Bu programda Profesör Doktor Zekeriya Güler hocamızı ağırladık. Hocamızla hadis konusunda çok önemli konulara işaret ettik. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.